Kısmen iyileştim. Yine de çok yüksek sesle konuşamayacağım. Sesim biraz garip gelebilir. Doğaldır. Şeyler devam ediyor. Semptomlar. Öksürüktür, ottur, boktur. Her bir bok var. Hadi bakalım. V3 yeni geliştirici günlüğü ve diploması çok... Neyli olmuş? Eyvallah, teşekkür ederim Lüsal. Güzel olmuş demek istemişsindir muhtemelen. Zaten Gunbot diplomasiyi getireceklerini söylemişlerdi. Onu açıklamışlardı biraz. Yanlış hatırlamıyorsam sonucu. Ha, biz paralı asker çekmişiz. Biz parayı biriktirelim bu sırada, yemeyelim. Buraya aldık, buradan zaten parayı kırıyoruz hali hazırda. Bir tek buranın kültürünü değiştirip kontrolünü sağlamamız şart. Onun dışında buraları geliştirdiğimiz için zaten güzel para kazanacağız. Çok fazla zorlamayalım o yüzden. Hali hazırda burası bize para kazandırır. Bizim şu an yapmamız gereken en önemli şey şu. Eğer ki bu kim ya? Kim ölünce toprak kaybediyoruz? Ukbara Camisi. Devam et. Eğer ki bir isyan çıkarsa en iyi tutma yöntemimiz para olacak. Çünkü genelde iç isyan çıkıyor. İç isyanda da Levilerin çoğunu kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bize biraz... Duyuyor musun beni yavşak? Okey, teşekkür ediyorum yavrum. Abone için 13. ayın kutlu olsun. Bu ne öyle gay gay oyunlar, gel. Gay. Hadi bakalım, bizi arkadaşlarımızla tanıştıracaklarmış. Bir davete katıldık. 8 yaşındaki halimizde. Da sen burada niye kapkarasın? Orada daha değişiksin. Anlamadım. İki portre arasında biraz görsel değişiklik var. Seni diplomasiye mi eğitiyorlar? Ben öyle diplomasiyi çatır çatır yerim. Beni delirtmesinler. Seni stewardship'ten götürelim. Gel bakalım. "35 stres, charming. Peki. Abi aniden saldırdım. Ne? Kime? Aleykümselam. Kaan abi, okulum 3 hafta tatil oldu. Çok mutluyum. Yayınları da kaçırmayacağım artık." demiş. Okulun niye tatil oldu? Karantinadaymışız falan. Mutlu oluyor ama buna, değil mi? Yapmayın sakın öyle şeyler, mutlu olmaz. Adam aniden saldırdım dedi, gerisi gelmedi. Kime saldırdı, neye saldırdı, ne oluyor? Kibirli olabiliyoruz, merhametli olabiliyoruz, callous olabiliyoruz. Callous olmayalım ama kibirli biraz belki olabiliriz. İdare bizi... Siktirin gidin dedi. Peki. Yani diyebilir. Böyle bir şey var. Beylikler dönemi erken gelmiş. Pek değil, Selçukluyuz aslında. Burada önemli olan mevzu şu. Kaan abi hamileymişim, yayınlarını kaçırmayacağım. yakın mesafede oynadığınızda bölük gözükür. Biz düklük seviyesinde olduğumuz için. Kral olsaydık krallık seviyesinde gösterirdi. Ya salmayacağım herifleri, Allah Allah. İsyandan çıkmana bunlar. Ama şeyimiz yok değil mi, otoritemiz? Bu otorite mevzusu çok can sıkıcı ya. Eski sistem olsaydı iyiydi. Selçuklu sucuklu olur mu? Olmaz. Hoş geldin Kızıl Kadın. Selamlar. Abi aniden saldıralım yazacaktım. Aniden saldırdım yazınca biraz garip oldu, evet. Ve cevabı biraz beklemek durumunda kaldık. Neye saldırdın, kime saldırdın? Aklımızı bir maymuna çevirdin. Çevirmedin değil. Şimdi altımızda kaç kişi var ve kaçı isyan etmek istiyor? Rüstem uzun zamandır benimle şey yapıyor diyor. Oynuyor. Üstüme geliyor. Herkes onun melek olduğuna inanıyor ama benimle taşak geçiyor diyor her yaptığım hatadan sonra. Onu durduramıyorum, ne yaparsam yapayım. Bulileniyoruz abi, şaka gibi ya. Koca düklüğü yönetiyoruz. Altımızda 16 tane klan var. 4 tane de cumhuriyet varmış ilginç bir biçimde. Ve bunların düküyüz ama gel gelelim bulileniyoruz. Ya diyebileceğim bu kadar. Asalım mı? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Hoş geldin dayı. Evet.
parayı harcamayalım deyişimin üzerinden 5-10 dakika geçmedi ki yine bir iç isyan geliyor ve tabii ki bunları durdurmak için adamlara entrika kuramayacağız. Mecbur adamlar ayağa kalkacak. Gelsinler bakalım. Ne oldu ya? İbrahim'i öldürmeye çalışıyorlarmış hapiste. Kim olduğunu bulamadık ama. Niye asıyoruz, vahşi misiniz demiş. Valla bu oyun bizimkilerin içindeki bütün böyle şeyi ayağa kaldırıyor gibi ama. 40 haramiler rol modelini. Bilemiyorum. Rulgart'a hoş geldin yavrum. İyi seyirler. Senin boğazın ağrıyor. Kervan'a hoş geldin. Boğaz biraz daha iyi gibi de. Nezle mezle devam ediyor yani. Asmak yerine yiyebiliriz yam yam. Onun şeyi vardı, modu vardı bu sırada. Dur bakayım, o duruyor mu? Normalde oyunda öyle şeyler yok da bunda execution şeyi var. Ha evet. Kellesini alabiliyorsun, asabiliyorsun, boğabiliyorsun, yakabiliyorsun, haşlayabiliyorsun, derisini yüzebiliyorsun, kazağa oturtabiliyorsun ve ezerek öldürtebiliyorsun. Bu modla geliyordu yanlış hatırlamıyorsun. Vahşi kahve. Erkin ne oluyor oğlum? Ne demek yanaklardan ısırmak yasak mı bu kanal? Kokain üzerine salarım seni. Ne olmuş bakalım? Saruka kimmiş? Hem hazinedarım hem de şeyimmiş, varisimmiş bu Saruka. Saruka ile çalışırken refah yasalarını şey yapmayı planladık diyor. Değiştirmeyi planladık ve onu konuşuyorduk. Lan bunu var ya, istesen denk getiremezsin bu sırada. Arap alfabesinin, Arap terimlerinin Oğuz konseptlerine uyuşmadığını fark ettik diyor. Daha da ilerlemek gerekirse klasik Arap şeyi, dili İslam'dan gelen kutsal olsa bile kendi vatandaşlarımın çoğu bunu konuşamıyor veya buna yatkın değil, yetenekli değil konuşmaya diyor. Oğuz terimlerinin olduğu bir şeyin var mı? Buna imla kılavuzu denmez, sözlük denmez de tam bir karşılığı var glosenin Türkçe'de, tam aklımda değil, özür dilerim o yüzden. Saruka'ya onu sormuşuz, o terimleri barındıran, bir Oğuz terimlerini barındıran şeyin var mı diye. Hayır diyor, öyle bir şeyin var olup olmadığını bilmiyorum demiş. O zaman bir tane derlememiz lazımdır belki de demişiz. Ulan 8 yaşındayım ama ne zekiyim, anasını satayım be. Üf. Neyse. Belki de demiş Saruka. Ondan sonra birkaç tane akademisyenimiz var bu işe el atabilecek falan demiş. Peki. Oğuz diline ait bir sözlük oluşturun dedik. Hadi bakalım. Neydi biz? Atabetül Hakayık mıydı? Divan Lügatı Türk müydü? Not be threatened. Ulan bir şey diyeceğim. Bu muydu bizim varisimiz? Galiba oydu bu sırada. O ayaklandı bize. Demin konuştuğumuz pezevengi tahta geçirmek için ayaklandılar. Ulan hani sözlüktü, bilmem neydi, çözüyorduk, yapıyorduk bir şeyler. Ha, ulan. Alayınız yalansınız. Neyse, o zaman orduyu hemen toparlayalım bakalım. Olur bu çocuk. Zeki zaten şey ya, çocuk genius. Deha. Dahi. Bir türlü söyleyemiyorum. İkisinin arasına kaldım. Deha mı desem, dahi mi desem. De paralı asker çekelim. Bir halta benzesin ordumuz. Ulan hepsi de alınmış ya. Bak. Gudubetlik nedir? Para biriktirirsin. Çünkü isyan çıkacağını biliyorsundur. Çünkü çocuksundur. Eşek gibi paran vardır. Mutlusundur. Paralı asker çekebileceğim diye. Çekebileceğin paralı askerlerin hepsi kiralanmıştır ve en pahalısı kalmıştır. İşte bu gudubetliktir birader. Bunun Türkçe'de başka bir karşılığı yok. Şöyle bir şey yapalım. İki kişiyi çıkartalım hapisten. Paranın bitmeyeceğinden emin olayım.
Hakikaten ağır gudubetlik ya. Yukarıya desteğe gidelim. Bunlar biraz kalabalık olabilir belki. Zeki ama güçsüz çocuk. Ne mahalle filozofu. Aha kedi bulduk. Kediyi aldık kendimize. İsmi Mike Paws Snow. Ne olsun lan ismi, ne istiyorsunuz kedinin ismi, ne olsun. Köfte. Bir de beğeniyor. Kendimiz isim veriyoruz, kendimiz de beğeniyoruz. Ne kadar güzel bir isim. Miyav mı? Kedinin ismini miyav mı yapacağız? Bonkör olabiliyoruz. Diligent iyidir bakalım. Aynen, stewardship ve learning veriyor. Sabırlı olabiliyoruz. O ne veriyor? Learning, Leisure Opinion, Vessel Opinion. Aslında bu bayağı iyi ve sünniler için bir erdem sayılıyormuş. Bonkörlük de öyleymiş gerçi. Ama gelirimi düşürüyor bonkörlük. Ve eventlerde başıma bela açacağını tahmin edebiliyorum. Diligent stres kaybımı azaltıyor. Çalışkanlık Diligent bu sırada. Bilmiyorum. Al ya Diligent al. Dağda geliyor kapışma galiba. Yakaladık. Kedinin ismini kedi koyalım. Kediception. 984 kayıplı 2000 kişiyi doğradık. Mis gibi, mis mis. Aradığım ordu işte ya. Hemen Tebriz'i ve diğer şeyleri kuşatalım. Bunlar aradan çıksın. Nişanlanmamız gerekiyormuş. Bir de kendimize o zaman boyu boyuna, huyu huyuna, suyu suyuna bir eş bulalım. Bizimki kaç yaşında? 11 yaşında. Şurada 9 yaşında bir deha var. 10 yaşında, yalnız bu kuzenimmiş. Tamam. Amazonian da var aslında, var ya. Neyse, şeyle şu ablamızla evlen bakalım. O ne oğlum, o nasıl isim ya? Nasıl sesleneceğim vay be. Alır mıyız buraları adamlar gelmeden bilmiyorum. Yok, kuzeniyi de evlendirmedim ya. Yok. Inbred olmayalım bir de. O kadar şey yapmaya çalışıyoruz. Soyu bozmayalım. Selam, hoş geldin Mandos'cum. Nasılsın? Bence bu 2600'lük kafayı attı buraya ve... atmadık. Kalede düşsün de öyle yaparız. Yıl kaç yıl? 1157. O ne lan? Aa, burada savaşlar var. Girdin girdin. Kazandık bile, ne diyorsun? Çok güzel. Oğuz diline ait bir sözlük yaptık. Çok da güzel yapmışız bu sırada. Bununla ilgili ya kendimizi tutabiliyoruz bunu ve 25 Learning Lifestyle Experience veriyormuş. Bence biraz az. Ya da millete yolluyoruz bütün Oğuz hanları, bütün Oğuz şeyine bağlı hanlar şey oluyormuş. Bizimle daha iyi ilişkiye sahip oluyormuş. Artı bir de prestij. Bence bunu yapalım. Eyvallah yavrum, iyi seyirler, hoş geldin. Tamam. Aha, şurada bir şeyimiz var. Aşağısı işgal edilmedi daha değil mi? Nope. Bizim yalnız Steward'ı gondikliler diye biliyorum. Şuraya gidelim bir. Harç olarak takdir ettim. Çocuk yapıyor işini. Kral gibi kral, daha ne istiyorsunuz? Komutan vermemişiz bu heriflere. Dıt dıt.
Oğuz sözcüğünün kökü öküzden gelir. Bu da böyle gereksiz bir bilgi olsun gibi. Peki. 115. Köfte bu adama saldırmış. Adamı mutlu edeceğim diye bir de para mı vereceğim? Git buradan ya. Kedi lan bu. Sanarsın aslan saldırdı. Adama bak, kedi saldırdı diye bir de şey mi yapacağız? 150 altın mı vereceğim? Bu ne zenginlik? Aha, köpeğim de oldu. Hadi bakalım. Bunun ismi ne olsun? Ama Allah aşkına abuk subuk bir isim vermeyin. Yani abuk subuktan kastım işte kedinin yavrusu, kedinin bilmem nesi tarzında. Köpük mü? Mehmet. Karabaş. Sülü. O. Sen benim... Neyse. Adam puanını aldı sonuçta. Azman. Şeyler var. Maşritler var. Fatimilerin altından gelenler. Ve biraz daha vasalı hapse attık. Şu an zannedersem dışarıda olan vasalım olmamalı ama emin de değilim. Kardeşimi evlendirebiliyorum Samir'i. Yerlerin sahibi mi bu herif? Fukara ya, ver tamam evlensin. Kimse anlamaz mı? Ben onun ismini okumam, başıma bela almak istemiyorum. Ivan Azimit kimmiş? Annemizi hapse atabiliyoruz. Niye? Zinadan mı? Rezilik. Rezilik. Harbi rezilik. Bosçin kim? Kız kardeşim. Kız kardeşime eğitim verdirelim bakalım. Budist ile evlendir. Yani başımı biraz belaya sokabilir, evet. Adam puanını aldı sonuçta. Değil mi? Vasit bize gelmiş. Güzel Vasit. Duyuyorsun beni yavşak. Caps teşekkür ediyorum aboneliğin için. 8. ayın kutlu olsun. Ne ara 8 oldu. Valla öyle kaç dakika arası oluveriyor. Konuştum Jeff'le. İndiriyoruz bir süreyi. Size 8 gibi hissettirmiyor ama bizim cebe 8 gibi giriyor. Twitch temiz ne konu olarak demek istiyorsun? Ne? Twitch temiz ne konu olarak demek istiyorsun derken? Para aklama mevzuları yüzünden diyorum. Aa, haberim yokmuş diyenlere karşı olarak. Rüstem'e %80 ile dersini veriyoruz ve beni bullylemeyi bırakıyor. Hadi bakayım. Ayık olacaksın. Sen kimsin? Intrigue düşürüyor, learning arttırıyor. Fickle ne veriyor? Diploması arttırıyor, stewardship düşürüyor. Ya saldırılara karşı iyi olur da trusting ne veriyor? Content olsun. Karakterimiz iyi. Learning yüksek, stewardship yüksek, diplomasi yüksek. Intrigue'le de Marshall'ı fena değil. Eşinin de nitekim birçok şeyi yüksek. Gayet iyi. Karı koca bayağı iyi olacaklar. İyi yönetecekler. Gibi duruyor. Biz kimle savaştayız? Ne savaşı bu ya? Eyvallah Manus, başımı yaktın, kaç kardeşim. Kaç bakalım. Buraya düklük binası mı yapabiliyoruz? Bayağı da güzel düklük binaları var aslında. Tararat tatararat tatararat tatararat. En güzel şu militer akademi olabilir ya. Varnat bir trot atma, ne yaptılar lan eşimize? Aa, öldü mü? İyi dedi. Gerçi intelligent da var. Kuzenim olduğu için şununla evlenemiyorum. O sıkıntı. Abi Amazonian var aslında. Çok çok büyük
bonus. Amazonian olması. Genius'tan ziyade. Aslında Genius'ı oturtursak daha iyi olacak ama bence yaşımız gereği bir Amazonian alalım ya. İkisinden birini alıp devam etsin. Ne kadar para kaldırıyorlar? Aylık valla 7000 gören var, 4000 gören var. Ne güzel yani. Ne güzel dünya. Başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini zannederek yapmaları daha hoşmuş. Çünkü herkes keriz bir onlar zeki. Olsun işte. Yenisini alırsın. Nasıl ya? Bu ne rahatlık birader? Ne demek boş? Nasıl rahatız? Bu sırada para akıyor yukarıya göre, yani şu bölgeye göre burada para harbiden akıyor. Fruit orchard'ları da geliştirelim. Aha. Beküm Korişah diye biri varmış. Bu hatun İbrahim'in vasalıymış ve kocasını öldürmeye çalışıyor hapishanede. Onu da atın. Beraber takılsınlar hapishaneye. Hunger Games yaparlar. Tamamdır Mandos. 3 mü CK? Orçun hoş geldin yavrum. Dedesi zenciyle evlenmişti. Bu da Hintli aldı. Soy git gide karatenli. Beyazlatırız ya. Ayıpsın. Da bu ne ırkçılık yani. Ağa Çaka diye bir adamın sırrını yakalamışız. Sünniliğe karşıymış herif. İnanmıyormuş. Vay pezevenk. Grasper. Senden orayı almamız lazımdı bizim. O bizim de çünkü be. Claim title atabiliyorum aslında ama. Duyuyor musun beni yavşak? Umutmaz Korkcan, teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. Aramıza hoş geldin. Boya mı boyuyoruz, ne beyazlatması? Bir kez karardı mı bir daha açılmaz kolay kolay. Bu da mı galiba boya şeyi? Bu AMK İngilizcesi nasıl iyi yapacağım? Nasıl yani? Sınav olarak, ders olarak falan mı? Dersini dinle. Ben İngilizce dersini severdim lan. Eğlenceli geçerdi bizim İngilizce dersi. Adam hem inanmıyor hem de cadıymış anasını satayım. Wow. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Helal olsun, ne olacak? Ne oluyor ya? Yine özgürlük savaşları falan var. Kutsal savaşlar, bir şeyler. Ne oluyor, biz ne savaşlarına girdik yine? Şurayla savaştayız. Şehzade Yakut'un ayaklanması varmış. Bir de özgürlük savaşı var. Herkes savaşıyor. Ben topraklarımı korurum, gerisi beni bağlamaz. İş yapıyor aynen. Bilgisayar mühendisiyim. İngilizce bölüm hazırlık okuyorum. Kafayı yiyeceğim demiş. Terimlere çalış. Terimler değil mi işiniz? İngilizce hayatın her yerinde lazım oluyor arkadaşlar. Oyunda bile lazım oluyor yani. Air'ımız hapiste abi. Bu nedir ya? Oğlum lan yine. Beck Aydın'ın şeyi, bir sırrını öğrendik. Mino'yu almış. Amil Muhtar of Kafa'nın kızı. Metresi yapmış onu. Bu ne rezillik. Hemen ortaya çıkartayım da birbirlerini öldürsünler. Artık bana daha fazla kem küm hem hüm yapmasınlar. Alın lan. Allah'ın ifşa ediyorum. Madem adam şey demiş çünkü, bana ne demiş, ne yaparsan yap. İfşa ediyorum ben. Abi bu bizim liderin isyanı ne hale geldi? 15 bin falan diyor. Bu ne öyle? O ne öyle? Ne oluyor öyle? Düşman götüne. O nasıl bir isyan öyle? Selçuk İmparatorluğu. 15 bine 6 bin, bu ne fukaralık ya? Koskoca Selçuklu ne hale geldi? Tabii ki yanında gitmeyeceğim.
Disbandilerim orduyu, artık işgal edeceksek de edelim. Orduyu kaybetmekten iyidir. Orduyu kaybedersek direkt saldırırlar çünkü. Game of Thrones oldu oyun. Klasik hali. Dünya en çok millet kuran devlet, aynı zamanda bazı istisnalar, çoğu devlet çabuk yıkıldı. İkili yönetim, federatif ve veraset sistemi yüzünden. Ne oluyor ya? Bek Tuğrul ile Bek İbrahim arasında yasak aşk varmış. Wow. Hepsi vasalım olduğu için bence şantaj yapabilirsin. Event'e bak. Vallahi başımızı yakacak çocuk. Abi başkentimi kuşatmayın. Hepimiz hapse gireceğiz. Selamlar Uğur. Hoş geldin. Firdax hoş geldin. Ve hapse atıldım. Abi. Ah. Ulan adama isyan ediyorsunuz. Bana niye saldırıyorsunuz? Adamın başkenti falan burada. Yani. Kimse bana sormadı ki isyan etmek istiyor musun diye. Öyle canım, herkesin naneci. Ne oluyor ya? Saraydaki İskender diye biri yine misafirim olan Datevik diye birine şey yapmış. Zina eylemiş. Köfte 2 altın getirmiş bize. Peki. Sünni Kutsal Birliği bulundu. Ne oldu? Yaşımız geldi, hapisteyiz. Anasını satayım. Ne yapayım böyle yaşı? Doğum gününde hapiste geçiriyorsun. Böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Şurada gelirimiz falan değilmiş ama neyse. Ve kontrol sağladığım şehirlerin kontrolü yine yerli bir olacak ya, ona da deliriyorum. Delirmeyeyim de ne yapayım zaten? Öf, ne olur. Ya hadi evlenelim. Orduyu kaldırmak istiyorum. Kendimizi kurtaramayız ama şehirlerimizi ve gelirimizi belki kurtarabiliriz. Özellikle Bağdat'ı. Nebukadnezar koyar mısın? Galiba biri koydurttu onu ama emin değilim. Ne oldu yine ya? Annemin bir sırrını öğrendik. Samir annemle Vali Davud'un şeymiş, piç çocuğuymuş. Wow. Samir bizim şey yapan değil mi? Bulilyen değil miydi ya? Savaşlardan biri bitti. Diğerleri de bitse keşke. Gelirimin ağzına sıçtı. 15'lik nerelere düştük ya? Stres oldum. Yalnız günler geçirdiğim için hapiste. Aga be. Düştük mapus damlarına. Muhittin mi? Ulan Nebukadnezar nerede? Muhittin nerede? Adı Muhittin olanları aşağılamaya çalışmıyorum bu sırada. Onu da bir dipnot olarak düşeyim. Ama yani. Abi geliyor herif. 7000 kişi geliyor. Diğer şehrimi de kuşatıyor. Hem siktiniz gidiniz. Ya isyanınız bana değil abi. Beni niye şey yapıyorsunuz, işgal ediyorsunuz, anlamadım ki ya. Ben White Peace falan yapamıyorum. Benim bunlarla bir alakam yok ki. Surrender desem ne oluyor? Diyemiyorum çünkü savaşın lideri ben değilim. Selçuklu'nun 2000 askeri var ya. Benim 2900. Hayda. Kibirli olduğumuz için daha da stresli olduk. Hapiste olmaktan. Stresim yükseldi. Şeyi kaybediyoruz. Arrogant'ı kaybediyoruz. Kibiri kaybediyoruz ama kindar oluyoruz. Yok ya. Delirebiliyorum. Hasiktir. Hasiktir. Ali şey burada mı? Ali diyorum. Hamit burada mı? Delirsek mi acaba? Nasıl şeyler olur?
Ya yok ya. Soyumuz boka sarmasın. Yine birileri birilerinin aşığıymış. Ama bu oyunun olayı o zaten. Text based şeyi. Eventleri. Ne yapacak adam? Event koymasın mı oyunu? Zindana attı lan beni. Stresimiz daha da artacakmış. Oğlum. Ya isyanına sokarım. Ben vallahi isyan edip çıkacağım şimdi Selçuklu'nun altına. Kafayı yiyeceğim ya. Ha böyle bir şey yok arkadaş. Adamın başkentine daha yeni gittiler bu sırada. Olay bize patlıyor ya. Kendi fidyeni veremiyor musun? Bakalım. Kabul etmiyor. Favor versem kabul ediyor. Sadece favor'a da kabul etmiyor. Ya al hem favor'ın olsun hem para. O favor'ı bize nasıl sokacak bilmiyorum ama hayırlısı artık. Ha, stresimi kediyle azaltmışım. Eyvallah. Şunları da sal bakalım. Bunlar isyan etmişti ama artık bir şeyi yok. Esprisi yok. Yine Stewart yapıldık Selçuklu'ya. Peki. Hoş geldin Vazeryum'cum. Elektrikli kırbaç mı? Elektronik değil miydi o? Gitgide şey mi değişiyor onun? Yapısı mı değişiyor oğlum? Burul oğlancıymış. Yani kolay gelsin. Şövalye sayımızı falan arttırdım. Kontroller sıçtı, gelir sıçtı. Ney? Tehten yani. Yani aga be. Tamam, savaşları kaybediyor teker teker. Hatta 5x yapalım şurayı. Davete katıldık. Cahandar diye birinin sırrı varmış şu herifin. Sıradan bir insanı, bir köylüyü kendine şey olarak almış. Sevgili olarak almış. Ne kadar gereksiz bir bilgi. Hah, karısı hamile herif. Erkek çocuk olursa Mahmut, kız olursa Mahmudiye koyarız. Köpeği almayalım şeye, konseye gerek yok. Köpek sinirlenmiş bize. Ayda çocuk öldü. Prematüre. Gelmeyin topraklarıma. Çükeceğim. Bitti savaşınız. %87'siniz artık. Yeter. Harbi yeter. Köfte şeyleri öldürüyormuş. Fareleri. Haşerattan temiz bir krallığımız oldu onun sayesinde. Lan kediye bak. Buradaki holding sayısını arttıracağım demiştim değil mi en sonunda? Temple daha yapabiliriz. Bağdat'ı fullledik. Samarra'yı da fulllememiz lazım. Oradan da çünkü çok güzel para geliyor. Orada da bir tane var. Osmanlı kurabiliyor muyuz? Sanmıyorum. Hacca gideceğim mi? Gideriz. Tamam, paramızı kaybettik. Golden Obligation. Hook'tan para kazanalım dedik. Eyvallah, onu da hallettik. Shivan Azimid'i hapse atabiliyoruz. Şimdi bir 200 kişilik ordu var. Bir yeri kuşatmasına izin vermeyelim yağmalamasına. Biz de isyan edelim. Hiç sorma ya.
Alparslan'ı indirip başa ben geçeyim dedim. Kafasına göre Pers İmparatorluğu kurdu. Bir şeyi yanlış yapmış olabilirsin. İyi bir rüya görmüşüz. Sadece ışıktan oluşan bir diyar. Peki. Savaşını kaybetti. Karımız da hamile oldu tekrardan. Valla takır takır dövüyorlar bizimkini ama değerlisi. Çok vasat bir şeyimiz var yani. Yönetimimiz var şu an. Hatta birini geçiyor. Şehzade Baytaş'ı geçirdiler başa. Çirkin bir şerif. Özelliğe bak ya. Yavrum, Ultimate Immersion modunu kullanıyorum. Genel alana attım Discord'a geçen haftadan sonra. Onu bir atalım. Demon çağırma. Devam et. Bir şövalyelere bakmak istiyorum. Düzgün şövalyeler gelirse onları tutalım. Boktan şövalyelere gerek yok. Dararam, 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 dararam. Hop, seni de verdik. Halk bizi hiç sevmiyor birçok noktada. Niye anasını satayım? Niye sevilmiyoruz? Burada da kontrolümüz azalmış. Yani bunlar adım adım artacak da bakalım. Abi tek kişi oynuyoruz değil mi Paradox Grand Campaign'de? Evet. Solo gidiyorum. Ya hadi geldim. Bu da Mareşal yaptı beni Pers diyarına. Bir eşimiz ne olacak bakalım da. Bir oğlan doğurursa bir daha eş almam. Oğlan doğmayacaksa eş almamız gerekebilir. Yaşımızdan dolayı biraz. Hatta önemli bile olabilir. Buralar hep bağlı değil mi? Aynen. Aha. Oğlumuz oldu. Mahmut. Nasıl bir oğlan oldu bu? Hiçbir şey geçmedi lan çocuğa. Mahmut. Seni sanırım doğrayacağız. Hani üzücü falan ama yani daha iyisi gelirse bence doğrarım. Yapacak bir şey yok. Çocuğu duyuyorsun beni ya. Yetiştiririz ya. Geçen haftanın devamı mı? Evet. İkinci oğlan olursa Nebukadnezar koy lütfen. Puan almazsa kimse koyarız. İyi seyirler Kajit, hoş geldin. Hadi bir de hacca macca gönderelim adama ya. Köfteye gitmeli diyor karımız. Alerjisi varmış. İyi yolla, başka birine yolla ya. Ne yapalım. Biz de hacca gidelim. Çüş. Bağdat'a git. Para yok. İyi iyi. Kız olursa Nebukadnezar yegillerden olsun. Oha. Victoria 3 hakkında ne düşünüyorsun? Aylık dev bloglarını takip ediyor musun? Vallahi uzundur çok detaylı takip etmiyorum. Sadece oturup bakıyorum. Bir genel göz gezdiriyorum. Çünkü oyunun biraz içeriğini şey yapmak istiyorum. Stres alamayız. Stres alamayız. Zaten stresim yüksek. Ve stres almak istemem. Güzel. Level of Devotion aldık. Prestijimiz biraz az. Onun için de bir ziyafet falan düzenlemeyi planlıyorum. Ya da av. Av da güzel olur, evet. Geldi av. Hanedan ağacından hangi kalıcı özelliğe gittin? Gösterin. Warfare'ın ilkini aldım çünkü %15 Night Effect'ediniz. Ve Blood'ın ilkini aldım. Böyle devam edeceğiz. Tıpkı 3. şeyimize kadar diyeceğim. New Bad'leri falan engelliyor. Önemli.
Bu daha bile iyi aslında. 4. Kin de fena değil aslında. Daha iyi eğitiyorsunuz. Kin'in ikincisi çok önemli.